Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi gönül dolusu muhabbetlerimle, saygılarımla selamlıyorum. Şimdiden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Maddi ve manevi berekete, lütfa mazhar olacağınız bir Ramazan geçirmenizi şahsınızla, ailenizle, tüm İslam dünyasıyla birlikte böyle bir mazhariyete nail olmamızı diliyorum. Birkaç gündür Cabiri okumalarımızın ikincisini sizlerle paylaşmak istiyordum. Ara sınavlarımızın başlaması, beklenmedik bazı meşguliyetlerimin çıkması, konuyu ancak bugün sizlerle paylaşabilme imkan ve fırsatını bana verdi. Bugün inşallah ilkini yapmış olduğumuz Muhammed Abid el-Cabiri merhumun olgunluk döneminde ortaya koyduğu bir proje dahilinde telif edip yazdığı eserlerin ilki olan Arap Aklının Oluşumu kitabını birlikte mütalaa ediyoruz. İlk dersimizde konuya giriş yaptık ve aklın, düşünce, tefekkürün ve kültürün birbirleriyle olan ilişkisinden söz ederek oluşturulmuş akıl, Lalende'den ödünç aldığı oluşturulmuş akıl, el aklül mukevven, bir de oluşturucu akıl, el aklül mukevven'den söz etti. Ve bunlardan sonra bugün ele alacağımız konuda bu iki önemli kavramdan yine farklı yönleriyle söz edeceğiz. Merhum konuyu kendisi açısından daha anlaşılır olmasını sağlamak bakımından Arap aklının ne olduğuyla başlamanın doğru olamayacağını, biz doğrudan Arap aklı şudur diye onu tanımlamaya kalkarsak bunun faydalı olamayacağı, dolayısıyla okuyanların konuyu müellifin düşündüğü ölçüde yeterince anlayamayacağı kaygısıyla birazdan detaylıca üzerinde duracağımız üzere el eşya'u tuğrafu bi ezdadihe, eşya varlık zıtlarıyla bilinir meşhur sözünden hareketle Arap aklının dışında başka hangi akılların olduğundan ve bu akılların özelliklerinin neler olduğundan bahsettikten sonra Arap aklını onların içinde bir yere koyarak, karşılaştırarak, işte Arap aklı böyle bir akıldır ve sözünü ettiğimiz diğer akıllardan da şu anlamda farklılıkları vardır ve dolayısıyla buna tırnak içinde Arap aklı derken diğerlerine de yine tırnak içinde şu akıl, bu akıl şeklinde tanımlamalar yapıyoruz diyebilmek açısından böyle bir ayrım yaparak bize Arap aklının ne olduğunu söylemeden önce başka akılların varlığından ve onların neler olduğundan kısaca bahsedecek ve sonra konuyu artık sürekli bir biçimde Arap aklının ne olduğuna getirecek. Peki bu ne anlama geliyor? Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, ilk dersimizde de söylediğimiz gibi bu bir lisansüstü rehberlik dersidir. Dolayısıyla sadece bir Cabiri okuması yapmıyoruz. Cabiri merhumun o çok değerli ve kıymetli eseri üzerinden aynı zamanda bir akademisyenlik formasyonu oluşturmaya ve kazanmaya çalışıyoruz. Böyle olunca onun kitabının içerik ve muhtevasını ele alıp sizlerle paylaşırken, içerik ve muhtevasından söz ederken aynı zamanda sizlerin bir konunun
nasıl ele alınıp nasıl sunulabildiğini, nasıl yazılabildiğini, bir tezin, bir argümanın nasıl oluşturulduğunu ve bunun nasıl savunulduğunu ve bu konuda okuyucuyu ikna etmek için nelere başvurulduğunu görmeniz son derece önemli. Çünkü birer akademisyen adayı olarak ister yazacağınız bir makale, ister yazacağınız bir tebliğ, isterse bir tez olsun fark etmez. Buralarda bir düşünceyi nasıl ortaya koyabildiğinizi, bunları nasıl olgunlaştırıp sonuca bağladığınızı bu önemli yazılmış eserler üzerinden değerlendirmek çok önemlidir. Allah rahmet eylesin Doğan Özlem Hoca'nın hermeneutik derslerinde bunu yapardı ve biz de fiili olarak şu anda hem Muhammed Abid el-Cabiri'nin eserlerini okumuş oluyoruz hem de bir anlamda fiilen hermeneutik yapmış oluyoruz. Yani bir yorumlama dersi yapmış oluyoruz. Muhammed Abid el-Cabiri hiç şüphesiz ki uzun yıllarını ilme vermiş, İslam kültürünü, İslami ilimleri olabildiğince, gücü yettiğince incelemeye çalışmış. Özellikle felsefi birikimi sayesinde bunları yorumlayabilme konumuna gelmiş önemli bir zekadır. Ve bu okuyacağımız ve üzerinde duracağımız eserler dizisi onun olgunluk yaşında ortaya koyduğu bir performanstır. Yani demek istiyorum ki birazdan da tahtada konuyu ele aldığımızda detaylıca üzerinde duracağım gibi iki tür akademik faaliyet söz konusudur. Birincisi bir tez konusu belirlersiniz. Henüz bu tez konusunun sadece adı vardır. Onun ne olduğunu çalışacak akademisyen de zaten bilmiyor. Çalışacak, araştıracak, bakacak, inceleyecek ve bulduğu verilerden hareket ederek, bu bulduğu verileri bir araya getirip sentezleyerek sonuçta tez konusuyla ilgili bir şey söyleyecek. İşte bu tür bir akademik yürüyüş tıpkı el-aklul mukevven dediğimiz oluşturulmuş aklın içinde doğduğu ve büyüdüğü kültürün tefekkürünü oluşturan parametrelerin, ilkelerin, öncüllerin onun aklını oluşturduğu gibi tez yapan bir kişi de bulduğu bilgilerle, elde etmiş olduğu verilerle bir el-aklul mukevven, bir oluşmuş akla sahip olur ve bu tezi ortaya koyar. Bu tez şudur der ve bu tez oluşturulan bilgiden hareketle söylenen bir şeydir. Fakat az sonra detaylıca üzerinde duracağımız gibi her el-aklul mukevven, her oluşmuş akıl aynı zamanda oluşturucu bir akla, el-aklul mukevvine dönüşür. Çünkü çağdaş filozofların da altını çizdiği üzere akıl sadece ilkeleri kullanarak düşünmez. Kullandığı ilkelerden sonsuz sayıda sentezlemeler, yeni sentezlemeler yapmak suretiyle yeni düşünceler üretir. İşte bu sahip olduğu ilkeleri kullanmak el-aklul mukevvendir. Ama bu sahip olduğu aklın verilerini farklı sentezlemeler yapmak suretiyle yeni şeyler icat etmekse el-aklul mukevvindir. İşte tabir yerindeyse Cabiri merhumun olgunluk yaşına kadar biriktirmiş olduğu el-aklul mükevven dediğimiz o oluşturulmuş aklı onun eserlerine bir oluşturucu akıl olarak dönüştü. Ve okuyacağımız bu eserler muhteva itibariyle bir oluşturucu aklın ürünüdür. Her bir ifadesi, her bir tezi, her bir önerisi aslında bir oluşturucu akıl olarak kendisini göstermektedir. Dolayısıyla ilk dersimizde Cabiri merhumun yapısalcı bir duruşla konuları ele aldığını ve yapısalcı bir perspektifle bize meseleleri sunacağının altını çizdim. Neden? Çünkü oluşturucu akıl
metodolojik düşünen, epistemolojik temelleri olan bir akıl olması hasebiyle yapısalcı olmak zorundadır. Ve yapısalcıdır çünkü bir tezi vardır. Bu tez henüz araştırılacak bir tez değil. Yıllar süren araştırmaların sonucunda oluşturulmuş bir tezdir. Bir iddiadır, bir davettir, efendim, bir öneridir, bir projedir. Dolayısıyla bir proje üzerinden okumak ve düşünmek ile bir projeye ulaşabilmek için okumak ve düşünmek arasında oluşturulmuş akıl ile oluşturucu akıl arasındaki fark kadar fark vardır. Biz artık oluşturucu bir aklın, bir projenin eserini okuyoruz. Değerlendirirken de böyle değerlendireceğiz. Ve bu itibarla birazdan Cabiri'nin Arap aklını daha iyi anlamamız için önceden bize tanıtmaya çalışacağı Batı aklını antik Yunan'dan başlatarak modern çağa kadar, postmodern dönemlere kadar bize kısa bir tarihçesini ve özetini sunarken, kitapta da okuduğunuzda göreceksiniz, bunu tam anlamıyla bir yapısalcı bakış açısıyla yapar ve kendi projesiyle ilgili olan noktalara temas ederken geri kalan noktalardan tamamen uzak durarak, onları adeta görmezden gelerek bize bir proje sunar. Tam da burada şöyle bir şey sorulabilir. Efendim, burada Cabiri bizi yönlendirmiş olmuyor mu? Seçmeci davranmıyor mu? Bilgileri, efendim, bir ideoloji, bir düşünce, efendim, bir proje doğrultusunda seçmeci olarak, tarafkır olarak görüp okumuş olmuyor mu? Bunu ilk dersimizde de üzerinde durduk. İdeoloji, fikir ve düşünce ilişkisi bağlamında kısmen ele aldık. Evet, bu doğrudur. Ama bu aynı zamanda zorunludur da. Çünkü biz artık tefekkür düzeyinde insanlığa öneride bulunacak bir zekanın ürünlerinden söz ediyoruz. Böyle bir zekanın ürünü doğal olarak seçmecidir. Doğal olarak fikri manada bir ideolojiye, bir epistemolojiye ve efendim metodolojiye sahiptir. Ve dolayısıyla da böyle okuması, böyle bakması zorunludur. Bu bir kusur değildir. Bu bir zorunluluktur. Ama bu eleştiriye açık, değerlendirmeye açık bir duruştur. Karşıtları, farklı düşünenler onun bu duruşunu da, bu duruşun sonucunda ortaya koyduğu sonuçlarını da elbette eleştirebilir, tartışabilir, katılabilir, katılmayabilir. Bu tamamen bu işin ehlinin takdirine kalmış bir şey. Şimdi böyle olunca Cabiri'de bugün üzerinde duracağımız 10 küsür sayfalık bir bölümü genişçe ele almaya, detaylı bir biçimde size sunmaya çalışacağım. Tabii ki benim sunumumda bir taraftan eserin içerisindeki muhteva ve bilgileri size sunmak, diğer taraftan da bu bilginin işlenişine, bu bilgiden sonuçlara nasıl gidildiğine dair de dikkatlerinizi çekmek istiyorum ki bu dersimizin özgün amaçlarından birisi de aslında budur. Peki o zaman müsaadenizle biz her zaman olduğu gibi tahtamıza dönelim ve tahtamızdaki başlığımızdan dersimize devam edelim. Cabiri okumaları 2, sayfa 20'den 31'e kadar olan bölüm. Bu da 3. efendim şeyden başlıyor değerli izleyenler. 3 nolu başlık var. Roma rakamıyla 3. Oradan başlıyor. 31. sayfaya kadar özetlemeye çalışacağım. Cabiri der ki, neden Arap aklı? Neden böyle bir isim koyduk? Çünkü der, dünya tarihinde tırnak içinde akıl olarak değerlendirmemizi hak edecek az sayıda kültür söz konusudur. Bunlar
Biri antik Yunan'la başlayan Yunan kültürü, Yunan aklı ve bunun tarih içindeki evriminin sonucunda bugün karşı karşıya bulunduğumuz Batı kültürü, Batı aklı, bir de Arap aklıdır der. Peki diğer dünya kültürleri, Uzak Doğu, Hint, Çin, Mısır, Babil gibi medeniyetlerine, kültürlerine şahit olduğumuz bu kültürlerin neden akıl ile tanımlanmasına sıcak bakmadığını da söyler. Ve burada çok temel bir hususu Cabiri'nin durduğu yer açısından, konulara baktığı perspektifi belirleyen nokta olması bakımından altını çizmek istiyorum. Cabiri tam anlamıyla rasyonalist bir duruşa sahiptir. Onun için de her türlü gnostik, hermetik, işraki, platonist, neoplatonizm şeklinde ifade edebileceğimiz gizemli, sırlı, efendim, büyü, sihir vesaire gibi şeyler ile kendisini temellendiren medeniyetlere ve kültürlere rasyonalist olarak akıl tabirini kullanmak istemez. Cabiri merhumda akıl, yazalım hemen, akıl kendisi üzerine düşünebilmeyi başarmış olan akıldır. Bunu kırmızıyla yazmak istiyorum. Hem dikkatinizi çekmesi bakımından hem de kalıcı olması bakımından. Bu özelliği taşıyan kültürlerin aklına Cabiri akıl diyecek. Evet, kendi üzerine düşünmeyi başaran. Üç akıl kendi üzerine düşünmeyi başarmıştır der. Arap aklı, antik Yunan aklı ve Batı aklı. Birazdan bunların detaylarını görmeye çalışacağız. Diğer akıllar kültürün kendilerine dayattığı ve akıl tanımının içinde yer almayacak olan rasyonel değil, irrasyonel bir alana kaydıkları ve kendilerini irrasyonel bir alanda temellendirdikleri için Cabiri'ye göre bunları kültürel akıl olarak müstakil manada bir Arap aklı, Batı aklı, Yunan aklı gibi görmek doğru olmaz der. Onun için de okuyacağımız kitaplar serisinin içinde Felsefi Mirasımız ve Biz diye Türkçe'ye tercüme edilen Burasunel Felsefi ve Nahnu eseri, bu eserinde ortaya koyduğu eleştirilerinde İbn Sina merhumu ahir ömründe işraki olmakla, irrasyonalizme kaymakla eleştirir ve felsefi geleneğimize çok büyük bir efendim kötü bir miras, kötü bir iz bıraktığından dolayı pek İbn Sina ile arası barışık değildir. Ve yine ikinci kitapta okuyacağımız ve detaylı olarak inşallah üzerinde kısmet olursa duracağımız Bünyetul Akli'l Arabi'de Arap aklının kültürel yapısının dinamiklerini ele alıp inceleyeceğimiz kitapta da göreceğimiz üzere irfan konusunu işlerken de bu duruşunu muhafaza edecek ve benim de ileride yeri geldiğinde ve bu konuları işliyor olduğumuzda bilfiil Cabiri merhuma yapacağım en önemli eleştirilerden bir tanesi de bu bağlamda olacak. Yani rasyonalizmi temellendirirken irrasyonalizme mahkum ettiği şeylerin gerçeklikle olan ilişkisini büyük bir filozof olarak, bir düşünür olarak göz ardı etmesinden doğan kimi problemlere de inşallah gücüm ve aklım yettiği ölçüde dikkat çekmeye çalışacağım. Şimdi Cabiri merhum bu bağlamda der ki, madem ki ben dünya kültüründe üç tane önemli akıldan söz ediyorum, öyleyse Arap aklına, bizim aklımıza geçmeden önce bu diğer akılları bir görelim.
ve sonra da bu diğer akıllara göre bizim aklımız nerede duruyor onu tespit edelim der ve şu ünlü ifadeyi söyler. O ünlü ifadeyi farklı bir renkle yazalım. Evet, der ki el eşya'u tuğrafu bi ezdadiha. Evet, eşya zıtlarıyla bilinir. Müsaade eder misiniz? Bu çok önemli bir sözdür. Bizim hem Arapça hem İngilizce mantık okumalarımızda bunların üzerinde duracağım. Burada üç tane bu ifadede, bu önermede üç kelime var. Üçünün de üzerinde büyük hoşgörünüze istinaden durmak istiyorum. Birisi el eşyadır. Eşya varlıktır. Varlık bir ezdat zıtlardan oluşur. Zıtlık, zıtların varlığı, varlığın zati özelliğidir. İçinde bulunduğumuz varlık zıtlardan oluşur. Dikkat buyurunuz. Varlık zıtlardan oluşur. Onun için burada önemli bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Mantık okulamalarımızda da bu detaylara ayrıca değineceğim. Varlık insanın dışında olan şeydir. İnsan da varlık olmak bakımından eşyaya dahildir. Ancak bu tanımda eşya, zıtlıklar ve insan. Tuğraf, bilinmek ki bu kelimeyle ilim kelimesi arasındaki farka da mantık okumalarımızda değineceğim. Tuğraf, işte insan burada devreye girer. İnsan. Eşya zıtlıklardan oluşur, bu zıtlıkları fark eden insandır. Eşya kendisinin zıtlıklardan oluştuğunun farkında olmaz. Bu insan tarafından bilinen bir şeydir. İnsanın bildiği bir şeydir. İnsanda tahakkuk eden bir şeydir. Onun için insan eşyada zıtlığın mevcudiyetini ve dikkat buyurunuz zıtlıktan söz ediyoruz. Karşıtlıktan değil. Zıtlıktan söz ediyoruz. Ve zıtlık birlikte bulunabilen. Yani şöyle söyleyeyim, birlikte bulunmayı cem manasında değil, bir araya gelmez zıt olanlar ama ayrı ayrı farklı olarak bir arada bulunurlar. İşte soğuğun sıcakla birlikte, beyazın siyahla birlikte ve ara renklerin de bulunmasını da düşünecek olursak ara derecelerin. Her zaman zıtlık bir A ile B arasında bir dereceyi ifade eder. Onun için de felsefi olarak bu konuda az sonra adını anacağımız antik Yunan filozofları bu AB derecesi arasındaki farklılıkları zıtlıklar olarak değerlendirirler. Ve bir derecede bulunduğumuzda bu derecede paylaştırdıklarımız aynı derecede bulunanlar, aynı derecenin içinde varlığı paylaşanlar birbirlerinin farkında olamazlar. Ancak farklılaştıklarında farklı olunur. Mesela diyecekler ki benim vücudumun sıcaklığı ya da soğukluğuyla aynı derecede olan bir şeyin ben farkında olamam. Ya benden biraz soğuduğunda ya da benden biraz daha sıcak olduğunda onu fark ederim. Yani tuğraf bilinmek insani bir şeydir ve insan bunu farklılaşma üzerinden algılar. Öyleyse biz de bu diyor bu farklılaşma üzerinden bir batı aklı bunu ele alacağız. Bir Yunan aklından söz edeceğiz. Bunu ele alacağız. Dolayısıyla bir de bu ikisine kıyasla bir üçüncü akıl olarak Arap aklından söz edeceğiz ve Arap aklı şudur diyebileceğiz. Şimdi tam da burada Cabiri merhum bize böyle bir ayrımın akılları fark edebilmek için ayrıştırmayı, onları birbirinden ayrıştıran fasılların ne olduğunu göstermek bakımından bu hususun üzerinde durur ve Yunan aklını bize önemli bir şemayla
izah etmeye çalışır. Şimdi müsaadenizle Cabiri'nin Yunan aklını bize nasıl anlattığına bakalım. Bize Yunan aklının ne olduğunu söyleyecek. Neden bir Yunan aklından söz ettiğini, Yunan aklı betimlemesini hak eden bu kültürün yapısal özelliğinin ne olduğunu bize söyleyecek. Buraya yazdım ama müsaade ederseniz üzerinde yapacağım şemaları da dikkate alarak bunu şuraya tekrar kırmızıyla yazıp devam ettirmek istiyorum. Yunan aklı nedir? Evet. Cabir merhum Yunan aklı meselesine girer girmez hemen konuyu iki önemli efendim ünlü hepinizin isimlerini gayet iyi bildiğiniz filozofa bağlayarak ele alır. Bu filozoflarımızdan birisi ünlü Heraklitos'tur. Bu milattan önce 535 tarihinde vefat etmiş bir felsefecimizdir. Diğeri ise Anaksagoras'tır. O da milattan önce 428'de vefat etmiş bir filozofumuz. Cabiri merhum bu iki filozoftan antik Yunan aklını temellendirmeye ve ele almaya başlar. Şimdi burada bir taraftan da dikkatinizi akademik anlamda bilginin işlenişine dikkatinizi çekmek istiyorum. Temel tezi neydi? Bakın başlık temel tez ne? Yunan aklını bize tanıtacak. Şimdi Yunan aklını tanıtırken elindeki verileri, bilgileri nasıl işlediğini ve kullandığını görmek çok son derece önemli. Neden bu iki filozoftan bahseder? Neden bu iki filozofla konuyu ele alır? Çünkü Heraklitos dendiği zaman ilk akla gelecek kavram logostur. Ve Anaksagoras dediğimiz zaman da ilk akla gelecek kavram nous'tur. Hatta şuraya yazalım. Şuraya yazalım ve onunla da ilişkilendirelim. Genel olarak felsefe tarihçilerimiz, hatta bu arada parantez açarak söyleyeyim, bu ifadeleri kullanırken merhum Cabiri okurlarının belli bir düzeyde Batı kültürünü ve antik Yunan felsefesini bildiğini varsayarak konuları ele alıp anlatıyor ki bu arada ben de tüm akademisyen adaylarımıza en azından ana hatlarıyla çok iyi bir Batı felsefesi tarihi öğrenmenizin zorunluluğunun altını çizeyim. Hangi alanda akademisyen olacaksanız olun fark etmez. Alan fark etmez. Çok iyi bir Batı felsefesi tarihi bilmek zorundasınız. Bu olmadan olmaz. Bundan sonraki tüm konuşmalarımızda buna ne kadar ihtiyaç olduğunu göreceğiz. İşte tam da burada genel olarak felsefe tarihçilerimiz antik Yunan felsefesini Thales'le başlatırlar. Thales'le başlanmanın sebebi Thales Arke dediğimiz ki birazdan bayağı bir konuşacağız. Ana tözün yani varlığın tözünün Arke'nin su olduğunu söyler. Bu çok önemlidir, önemsizdir. Bu çok şey değil, mühim değil. Yani su mu, toprak mı, ateş mi, hava mı? Bunların çok bir önemi yok. Ama önemli olan bir şey var. Thales ile başlasın ya da Thales'in hocalarıyla vesaireyle başlatalım. Neyle başlarsak başlayalım. Bu başlangıç yani Arke arayışı, varlıkta bir Arke aranması, Arke'nin ne olduğu önemli değil. Arke aranması Batı ve antik Yunan geleneğinde akıl demeye hak eden bir sürece girmesini ifade eder ki o da mitoston logosa geçiştir. Antik Yunan'ın öncesi mitostur. Mitolojidir. İşte tanrıları, tanrılarla ilgili olan anlatıları okuyun mitostur. Ve doğal olarak bu mitosta kalsaydı Yunan geleneği, kültürü, Batı geleneği burada mitosta kalsaydı bugün Cabiri onu akıl olarak değerlendirmeyecekti. Mısır'ın sihiri gibi efendim Hindistan ve Uzak Doğu'nun mistizmi gibi değerlendirecek ve bu akıl demeye gerek yok diyecekti. Ama
Antik Yunan mitostan logosa geçilmiştir. İşte logosa geçiş Heraklitos'ta ve Anaxagoras'ta Cabiri'nin ifadesiyle bir Yunan aklından ve bir Batı aklından söz etmeyi hak edecek bir sürece girmiştir. Neden? Peki logos ne demektir ve Heraklitos'la ilişkisi, naos ne demektir ve Anaxagoras'la ilişkisi ve buradan nerelere evrileceğiz ve nerelere geleceğiz konusunun üzerinde müsaadenize durmak istiyorum. Hiç şüphesiz ki logos sözcüğü Yunan dilinde, Greek language, Yunan dilinde bu aynı zamanda logic, mantık da demektir. Bunu mantık derslerimizde de ayrıca göreceğiz. Bugün modern İngilizce'de logos dendiğinde bunun karşılığında genelde word sözcüğünü, discourse, söylem sözcüğünü kullanıldığını görüyoruz. Ve bilhassa reason, akıl ve efendim neden sözcüğünü görüyoruz. Keza ratio sözcüğünü görüyoruz ki bunların hepsinin nedenle ilişkisinin olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi tam da burada değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Heraklitos logos kavramıyla antik Yunan'da çok önemli bir hususa dikkati çekti. O da şudur. Dedi ki Heraklitos, evren yani varlık sürekli değişiyor. Sürekli değişim içinde. Dolayısıyla evrenin özü değişimdir. Sabit bir şey yok. Sabit bir şey yok. Ve hiçbir şey sabit değildir. Sürekli değişmektedir. Evren sürekli değişiyor. Ama bu evrenin sürekli değişmesiyle birlikte gözlemlediğimiz bir birlik, bir bütünlük de var. Bir birlik ve bir bütünlük de var. Öyleyse öyle gözüküyor ki evrendeki bu değişim, sürekli olan bu değişim, devamlılığı olan bu değişim, bu şekilde bir sürekli değişimin gerçekleşebilmesi için arkasında bunun devamlılığını sağlayacak bir şey olması lazım. İşte bu logostur dedi. Daha sonra bu logos, bu felsefe içerisinde gelişerek bu evrenin aklına, yani evrensel akla dönüştü. Evrensel akıl. Bu daha sonra evrensel akıl tanrısal akla, Tanrı'nın aklına dönüşecek. Ve bu evrensel akıl, tanrısal akıl ve bunu fark edebilmek, bu değişimin arkasında bir logosun olduğunu fark edebilmek için de bir zati akla, zati akıl dediği Cabiri'nin, tabii felsefecilerinden ödünç alarak kullanıyor bu tabirleri, zati akıl dediği insani akla tekabül edecek. Yani insan aklı ile evrensel akıl arasında bir mutabakat ve bir efendim aynilik belirleyecek. Ve böylece sınırsız büyüklükte olan evrenin sürekli değişiminin arkasında duran logos, tanrısal akıl ya da evrensel akıl, insan zekasında ve insan aklında da yansımasını göstererek insanın bu evrensel logosu fark etmesini sağlar. Diğer bir ifadeyle insanın evrendeki bu logosu fark edebilmesi o logostan bir pay almasına bağlıdır. Eğer insan o evrensel logostan bir pay alıyor olmamış olsaydı insan bu logosu keşfedemezdi. İşte bu nedenle hareketin, dikkat buyurun, değişim harekettir. Hareketin, sürekliliğin arkasındaki logos efendim Batı geleneğindeki aklın başlangıcına, mitostan logosa geçişi ifade eder ve bir kültürün aklı olmasını hak edecek bir sürece, bir gelişmeye başlar. Daha sonraki dönemlerde Sokrat'tan Platon'a, ondan meşhur
filozofumuz Aristoteles'e ve tabii ki daha onlarla çağdaş olanlarından daha sonra gelenlerine kadar tüm revaki dediğimiz filozoflara ki Stoa mektebinin ünlü temsilcileri, onların tamamında egemen olan doğa ve tabiat, insan aklının doğa ve tabiata uyumu. Doğa ve tabiata uyumu. Bunu hemen parantez içinde söylüyorum. Rum suresi 30. ayet. Allahu Teala'nın fıtrata bakmamızı istediği, gerçekliğinin bu olduğuna ilişkin ayeti de hatırlayarak siz değerli dinleyicilerimle paylaşmak istedim. Bakmanızı isterim ayete. Tabiatla ve doğayla uyuma dönüşen bir aklın hareketinden, bir aklın gelişmesinden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu başlangıç, logos beraberinde çok önemli bir yere Batı düşüncesinde gelmeye neden olacak. O da özellikle tabii hem öncelerinde, üstadlarında var ama Aristoteles'le özdeşleşecek olan çok önemli bir noktaya bu Heraklitos'la başlayan aklın konumlandırılması meselesi bizi bir yere getirecek. O da şudur. Aristoteles diyecek ki bilgi nedenleri bilmektir. Nedeni bilmektir. Buyurun. Bakın ne kadar önemli. Peki neden nedir? Reason'dır, ratio'dur, discourse'dur, word, logic'tir, logos'tur. Neden? Bakın. O halde burada çok önemli bir şeyin altını çiziyor Cabiri ve diyor ki Yunan aklı ve Batı aklı dediğimizde bu aklın iki önemli karakteristiğini mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekir. Birincisi bu iki temel özelliğin birincisi Batı aklı ve Yunan aklı yola evrensel akıl olarak çıkmıştır. Bunun nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Evrensel akıl olarak çıkmıştır. İki, antik Yunan ve Batı aklı her zaman neden-sonuç ilişkisi üzerinden düşünür. Neden-sonuç. Bunun sorgulandığı süreçleri birazdan göreceğiz. Neden-sonuç ilişkisi üzerinden. Dolayısıyla neden ve nedenin bilgisi ve nedeni bilmek son derece önemli. Görüldüğü üzere Cabiri, Batı aklının ana karakteristiğini, kumaşını bize tanıtmaya çalışırken, onun antik Yunan'daki temsilcilerinden Heraklitos üzerinden konunun logos olarak nasıl efendim başladığını bize anlatır ve bunların dildeki karşılıklarına dikkat çeker ve der ki, dile yansımıştır. Bu felsefe dile yansımış. Dilde karşılıkları vardır der. Peki ne olsa geldiğimizde Anaxagoras ne diyecek bakın. İlk defa bu tabiri Anaxagoras şu manada dikkatlerimizi çekerek kullanacak. Diyecek ki Anaxagoras evren varlık sonsuz bölünebilen küçük parçacıklardan oluşur. Oluşmuştur. Ve bu küçük parçacıklar başlangıçta tam bir kaostu. Evet. Evrenin ana parçacıkları birbiriyle toz duman halinde bulunan tam anlamıyla bir kaostu. İşte diyecek Anaxagoras, naos yani akıl bu kaosu düzenledi ve evreni oluşturdu. Naos bu kaosu düzenleyerek, peki bunu nasıl düzenledi ve oluşturduya kısaca atıfta bulunan Cabiri Anaxagoras üzerinden şunları söyler. Der ki Anaxagoras, naos önce bu toz duman olan parçacıkları birbirinden
tamamen ayrıştırdı ve sonra onları tanzim etti. Ve bunu yaparken iki hususu izledi. Bir, hareket. Nous hareketi başlattı. Nous aynı zamanda ilk harekettir. İlk harekettir. İlk hareket ettiricidir. Ve dolayısıyla hareket, ikincisi bu hareketin dairevi oluşu. Dolayısıyla evrende her şey dönen ve dairesel olarak büyüyen bir mahiyete sahiptir ki bu nous'un kaosu düzene dönüştürmesi. Yani nous'un kaosu düzene dönüştürmesi daireseldir. Onun için sonsuzca büyüyebilme istidadına sahiptir der. İşte böylece nous çok önemli bir kavram olarak evrenin düzeninin adıdır. Nous evrendeki düzen ve bu düzenin arkasındaki ilke, mantık, akıldır. Ve bu nous tıpkı insan bedenindeki nefsin, aklın konumu gibidir. Yani bizde akıl nasıl bizim bedenimizin tamamının düzenini temsil ediyorsa, nous da evrenin bedeninin adeta düzenini temsil eder. Böyle olunca ister Anaxagoras üzerinden adına nous dediğimiz akıl üzerinden, ki kanun, ilke, prensip anlamına gelen bir sözcüktür Yunan dilinde, Latince'de. Dolayısıyla ister oradan bağlantı kuralım, ister Heraklitos'un logosu üzerinden, neden üzerinden ilişkilendirelim. Her halükarda Cabiri'ye göre antik Yunan'ın kültürel aklı nous, logos üzerinden, dikkat buyurunuz, bura son derece önemli, nous üzerinden bu akıl evreni anlamaya vesile olan akıldır. B, insanın kendisini anlamaya. İşte erken dönem antik Yunan filozoflarının doğa filozofları olarak tanımlanmasının sebebi doğayı anlamaya yönelmeleridir. Doğanın mahiyetini anlamaya yönelmelidir ki Sokrates de bu insana dönüşecek, Platon'la zirveye taşınacak ve Aristoteles'te de ayakları yere basan bir felsefeye dönüşecektir. Dolayısıyla böyle baktığımızda değerli izleyenler, konuya böyle baktığımızda işte Cabiri diyecek ki önce doğayı anlamaya yönelen aklın sonra kendisini, insanı anlamaya yönelmesi aklın kendi üzerine düşünmeye başlamasının da sürecidir. Bu çok önemli. Niye? Çünkü dersimizin başında dedik ki Cabiri'ye göre kendi üzerine düşünebilen akıl tırnak içinde bir kültürel akıl olmayı hak eden akıldır. Başkası değil. Böyle olduğuna göre o zaman işte antik Yunan'da doğaya yönelen, doğanın mahiyetini keşfe yönelen bu akıl artık yavaş yavaş insana, insanın mahiyetine ve insanın aklına yönelecek ve insanın kendi üzerine, kendi akledişine yönelecektir. Ve burada hızlıca Cabiri ve doğal olarak tabii ki bu hızlı oluşun doğal gerekçeleri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok uzunca bir gelenekten söz ediyor. Hızlıca konuyu Descartes'a getirecek. Çünkü niye Descartes'a getirecek? Bakın dikkat buyurunuz. Konuyu işleyişine lütfen dikkat buyurunuz.
Anaxagoras nerede? Milattan önce 4. 5. asır. Heraklitos nerede? Kaçıncı asra geldik? Efendim, milattan sonra Descartes nerede? Descartes'e getirecek. Neden? Çünkü ünlü kogitosuyla Descartes, düşünüyorum o halde varım diyen, meşhur kogito, ergo sumuyla Kant çok önemli bir kavşaktır Batı geleneğinde, Batı aklı geleneğinde. Çok önemli. Birazdan başka kavşaklardan da söz edeceğim. Tabii Cabiri üzerinden söz ediyorum ben. Felsefe dersi yapmıyorum. Cabiri'nin ele aldığı konuları size arz etmeye çalışıyorum ama bir sunum üslubuyla yapıyorum bunu. Niye Descartes'e getirir? Çünkü Descartes insan aklının yine kendi üzerine düşünüşünün çok orijinal bir köşe taşıdır. Düşünüyorum o halde varım demek ve insan varoluşunu insanın düşünebilmesine bağlayabilmesi çok önemli bir aşama, çok önemli bir noktadır. Ama burada bu çok önemli noktanın aynı zamanda felsefe geleneğinde çok önemli bir kırılmaya, çok önemli bir dönüşüme de sebep olacağı bir kavşak noktada durur Descartes. Neden? Çünkü akıl konusunda Descartes'in yaklaşımı, düşünce ve akıl konusundaki yaklaşımı beraberinde zorunlu olarak bir akıl, düşünce ve obje ayrımını, düşünceye konu olan obje ayrımını beraberinde getirir. Yani madde ruh ayrımı dediğimiz o genel olarak obje ayrımını zorunlu olarak beraberinde getirir ve hepimizin çok iyi bildiği Kartezyen felsefe olarak isimlendirdiğimiz o dualist bir yapının ortaya çıkmasına neden olur. Çünkü Descartes zorunlu olarak iki ayrı cevherden söz edecek. Dolayısıyla Descartes dediğimizde Kartezyen felsefe iki ayrı cevherin söz konusu olduğunu göreceğiz. İki ayrı cevher var. İki ayrı cevherin oluşu ontolojik olarak zorunlu bir cevhersel bu şekilde ayrışım. Descartes bunların birbirleriyle olan bağlantısını kurmak zorundaydı. Bu ontolojik olarak iki ayrı cevher problemini Descartes'in yine kendisi epistemolojik olarak Tanrı'yla çözdü. Yani bu iki ayrı cevherin birbirleriyle temasını sağlayan Tanrı'dır dedi ve Tanrı'nın ispatını da biraz oradan yaptı. Tabii bunları ileride daha farklı boyutlarıyla belki konuşma imkanımız olursa orada da konuşacağız. Demek ki ontolojik olarak bu ayrımın epistemolojik olarak yeniden birleştirilmesini sağlaması Tanrı'yla gerçekleşti Descartes üzerinden. Ve böylece bir bakıma ontolojik ayrışımın doğurduğu Kartezyen problem epistemolojik olarak Tanrı üzerinden bu iki ontolojik farklılığın çözümlenmesi meselesi biraz çözümlenmiş gibi görüldü. Ve burada daha sonra işte Newton fiziği ve mekaniği olarak göreceğimiz durum Antik Yunan'ın Anaxagoras ve Heraklitos üzerinden başlayan evrensel akıl yaklaşımı iyice pekişmeye başladı. Evrensel akıl. Yani özellikle Newton fiziğinde zaman ve mekana ilişkin ortaya koyduğu performans, klasik fiziğin temel ilkeleri, sevgili izleyenler ve değerli öğrencilerim, aklın evrensel olduğunu, sabit olduğunu, değişmez olduğunu adeta matematiksel manada, matematiğe indirgenen bir yapısının bulunduğu fikrini çok önemli bir ölçüde ortaya koydu. Bu önemli ölçüde ortaya koyuşun sebep olduğu bir diğer husus da logos, nous, akıl, madem ki evrenseldir ve bunlar madem ki doğa yasalarıdır, öyleyse özellikle Newton'cu bakış açısıyla söylersek doğa yasalarıdır. Bunlar zorunludur. Deterministtirler. Zorunlu doğa yasalarından söz ediyoruz demektir. Dolayısıyla bir zorunluluğa gelen
ve bir determinizme ulaşan bir akıldan söz ediyoruz. Evrensel işleyişi bir saat gibi mekanik evren algısının arkasında da zaten bu var. İşleyişi böyle tam anlamıyla bir determinist bir yaklaşımla ele alan efendim bir gelenekten söz ediyoruz. Ve tabii doğal olarak Descartes'in bu yaklaşımına ve bu kartezyen iki cevher algısına en önemli eleştiri hiç kuşkusuz Spinoza'dan gelecek. Ve Spinoza diyecek ki iki cevher olmaz. Tek cevher vardır. Tek cevher vardır ve tek cevher olmak zorundadır diyecek ve zaten bu panteist bakış açısı çok son derece önemlidir. İleride de farklı boyutlarıyla yine Cabir'i okumalarımızda ele alacağız. Tek cevher vardır diyecek. Ve tek cevher mevzunda çok önemli bir şey söyleyecek. Diyecek ki bu cevher hem kendisinin buraya dikkat edelim lütfen. Hem kendisinin hem de kendisiyle tasavvur edilebilen her şeyin illeti, nedenidir diyecek. Ve dikkat edin, aklın illet oluşu, neden oluşu meselesi, o tek cevhere indirilmesi meselesi Spinoza'da iyice pekişecek. Bu vurgular ve pekişmeler beraberinde bu determinist aklın ister evrensel manada ister insan aklı üzerinde olsun vurgusunun giderek pekişip sabitleşmesine karşılık çok önemli bir itiraz. Bu önemli bir itiraz. Bu veya David Hume'dan gelecek. David Hume, Kant'ın ifadesiyle beni gaflet uykumdan uyandırdı diyecek kadar etkin bir söylemle David Hume doğa yasalarının zorunluluğuna ilişkin çok ciddi bir itiraz getirecek. Ve neden sonuç ilişkileriyle ilgili sonuçlar meselesindeki nedenin zorunluluğuna ilişkin getirdiği çok önemli eleştiri Batı aklında daha sonra birazdan Kant üzerinden ele alacağımız çok son derece önemli bazı kırılmalara sebebiyet verecek. Dikkat buyurunuz. David Hume ve evrensel aklın ilk deprem geçirmesidir. Çünkü bundan sonra David Hume'dan sonra özellikle tabii İngiliz empiristleri de başta olmak üzere David Hume'dan sonra Batı akıl geleneğinde çok önemli bir dönüş noktası ortaya çıkacak. Deneysel akıl. Tecrübi akıl ortaya çıkacak. Ve diyecek ki David Hume, insan aklı deneylerden elde etmiş olduğu ilkeler üzerinden düşünen bir akıldır. Öyleyse evrensel bir akıldan değil, burası çok çok önemli bir nokta, öyleyse evrensel bir akıldan değil, deneysel bir akıldan, tarihsel bir akıldan, çünkü akıl sürekli değişecek bundan sonra, tarihsel bir akıldan, kültürel, yerel bir akıldan söz etmemiz gerekir diyecek. Çünkü akıl kendisine sunulan ve kendisine verilen bilgileri işleyebilen bir yeti olarak insan anlağının yetisi üzerine yazdığı eserlerinde David Hume zaten bunları ele almaktadır. Bunlar üzerinden düşünebilen bir yetimiz olduğundan dolayı akıl el aklul mükevven
oluşturulmuş akıldır. Oluşan bir şeydir akıl. Ve diyalektik olarak bir taraftan oluşuyor ve bir taraftan bunları işleyerek oluşturan bir akıldır. Yerel ve tarihsel bir şeyden söz ediyoruz der. Ve bu vurgunun giderek daha sonra çok ciddi manada Batı aklının şekillenmesinde egemen hale geleceğini göreceğiz. Biraz hızlanalım. David Hume'un uykudan uyandırdığı ünlü ismimize gelelim. Immanuel Kant'a gelelim. Yeşilin altında yeşil oldu. Biraz daha farklı bir renk olsun. Kant'a gelelim. Kant hiç kuşkusuz felsefe tarihinde ve Batı geleneği felsefesi tarihinde belki de bundan sonra da asla değerini ve konumunu kaybetmeyecek olan akıl üzerine düşünebilmiş en önemli akıldır. Evet, aklın kendi kendine düşünüşü tecessüm edince ortaya Kant çıkmış. Bana deseler ki, aklın kendi kendine düşünüşünü resmetsek Kant'ı resmederiz. Çünkü Kant aklı a priori kategorileriyle, yetileriyle saf aklın kritiğinde el aldığı malumunuz olan bu yetilerle aklın verili doğadan, tabiattan beraberinde getirdiği verili imkanlara sahip olduğunu, yani bir anlamda el aklul mukevven Kant'ta a priori kategoriler ve yetilerimizdir. Bunlarla geliriz. Fabrika ayarlarımızda bunlar vardır. Fakat bir de Kant'ın a posteriori olarak belirlediği ve ancak deney ve tecrübe sonucunda elde edeceğimiz bir akıldan söz eder. Bir deney ve tecrübe sonucu elde edebileceğimiz bir imkandan söz eder. Ve Kant bir taraftan aklın kategorilerinde a priori ve a posteriori ayrımında bulunurken yine kendi ifadeleriyle Newton fiziğini esas aldığını, kendisi de bir fizikçi olarak aynı zamanda ve dolayısıyla Newton fiziğine bağlı olarak aklın kategorilerden olarak kabul etmiş olduğu mekan ve zaman algısının mutlaklığı konusu ve bunun üzerine inşa ettiği değerlendirmesi, biraz sonra da üzerinde duracağımız üzere gelişen felsefi, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığında ciddi zararlar görecek bu kanaatleri. Her halükarda Kant'ın Batı aklının gelişim, tarih ve seyri içerisindeki konumu son derece önemlidir. Neden? Çünkü Kant fenomen ve numen ayrımıyla Batı aklında hiç kuşkusuz hala etkinliğini devam ettiren derin bir iz bırakmıştır. Neden? Çünkü Kant diyecek ki bizim doğal olarak sahip olduğumuz akli kategorilerle biz fenomenleri biliriz ve bu a priori yetilerimizin a posteriori elde ettiği bilgilerdir. Yani fenomenler dünyası bizim bilgi alanımızdır. Bizim bileceğimiz bilgi alanımız fenomenlerdir. Dolayısıyla a priori yetilerimizin a posteriori bilgiye dönüştüğü alan fenomenler alanıdır. Peki yani nesne alanı, objeler alanıdır fenomenler. Biz bunu bilebiliriz. Aklımızın sınırları fenomenlerle sınırlıdır. Kant'ın hiç kuşkusuz bu fenomen-numen ayrımı felsefi gelenekte metafiziğe karşı yapılmış en önemli eleştiridir. Onun Prolegomena ünlü eseri, Türkçe tercümesi de yapıldı. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim değerli öğrencilerim. Metafiziğin bilimin
bir imkanı olma şansını irdelediği o muhteşem eserinde biz bilgiyi ancak fenomenler düzeyinde elde edebiliriz. Yani dolayısıyla deneysel bilgiye yaptığı bir vurgudan söz ediyoruz. Ancak Kant burada tam da şunu gayet net olarak söylüyor. Belki ben bir numen alanı inkar etmiyorum. Bir numeni reddetmiyorum. Söylediğim şey onun bizim bilgi alanımıza girmediğidir. Bunu bilemeyeceğimizdir. Dolayısıyla numen diğer bir adıyla kendinde şey işte kimilerinin Kant'ın tanrısı budur dedikleri kendinde şey kendinde şeyi Kant bizim bilgimizin nesnesi içinde kullanıyor. Mesela fenomenler bizim bilgimizin nesneleridir. Fakat biz onları tecrübelerimiz, algılarımız ve aklın yetileriyle onu bilgiye dönüştürürüz. Ama Kant'ta bilgi eşittir. Kendinde şey, fenomenin kendinde neyse o değildir asla. Bu bizim aklımızın işlediği, aklımızın tasarımladığı bir şeydir. İnsan aklının tasarımından geçmiş olan bir şeydir bu bizim dediğimiz şey. Dolayısıyla bizim bilgimiz eşittir. Fenomenin kendisinde neyse o değil. Bizim ağaç dediğimiz şey kendinde de bizim ağaç diye tasarladığımız bir şey midir? Bunu diyor asla bilemeyeceğiz biz Kant. Dolayısıyla Kant'ın meşhur antinomilerinde bizim bilemeyeceğimiz alanları belirler. Bu konuda bir şey söyleyemeyiz der. En azından şimdilik söyleyemeyiz. Ki bu çok önemli bir şeydir. Peki buradan nereye gelmeye çalışıyoruz? Şuraya. Evrensel akıldan yavaş yavaş batıda modern, yeni çağ, modern, postmodern dönemlerine doğru aklın konumlandırılmasındaki özellikle epistemolojik anlamda konumlandırılmasının ne kadar önemli bir seyir izlediğinden söz ediyoruz çünkü. Cabiri'nin de vurguladığı ve üzerinde birkaç sayfa durduğu üzere değerli izleyenler, Kant sonrası Batı felsefe geleneğinde en önemli isim hiç kuşkusuz Hegel'dir. Biraz Hegel üzerinden devam edeceğiz. Evet, Hegel üzerinden devam edelim. Hegel özellikle aklın Batı felsefe geleneğindeki konumlandırılmasında Hegel öncesi, Hegel sonrası denecek kadar önemli bir kavşağı tutan bir isim olduğunun en azından Batı felsefesi için tartışılmaz olduğu söylenebilir. Çünkü Hegel çok önemli şeyler söyleyecek. Ve şimdi biz birazdan bunları maddeleştirerek kendimiz bulalım. Hegel akıl ile gerçeklik arasında bir ilişki kuracak. Ve bir diyecek ki akli olan gerçek gerçek olan ise aklidir diyecek. Bu çok önemli bir şeydir. Peki Hegel bunu niye böyle söyleyecek? Çünkü Hegel diyecek ki akıl tarihsel bir tekamülün adıdır. Evet.
Akıl tarihsel bir tekamülün adıdır. Bunu biraz daha açalım. Akıl insanın tarihi üzerinden kendisini kemale erdiren bir ruh, bir ruh, bir geisttir diyecek. Üç, bunları aç. Üç, Hegel diyecek ki, akıl ile tarih buluştuğunda, ki bunu buluşturuyor, akıl ile tarih buluştuğunda tarih akla hareket, akıl da tarihe anlam kazandırır. Anlam kazandırdı. Böylece Hegel daha sonraki Batı'nın işte yetiştirmiş olduğu gerçekten çok büyük filozoflardan, bu işi çok daha ontolojik felsefe anlamında ileriye taşıyacak olan isimlerin beslendiği çok önemli kaynaktır Hegel. İşte Martin Heidegger'den Hans Georg Gadamer'e kadar, Wittgenstein vesaire, bunların hepsi bu kaynaktan çok önemli ölçüde beslenirler. Şimdi değerli izleyenler, böylece Hegel'le birlikte Batı aklı bizim benzerlerini ileride irfan bölümünü konuşurken inşallah çok çok ilerlerde sufilerimizin benzer argümanları nasıl savunduklarını da ele alacağız. Bataklı burada ontolojik olarak hakikat ve gerçekliğe tekabül etti, eder bir duruma geldi. Ama dikkat edin. Geldi ama daha önceki orta çağ ve ilk çağ dönemlerinde zannedildiği gibi kemalde bir evrensel şeye tekabül etmiyor. Olgunlaşmakta olan, gelişmekte olan, kendini inkişaf ettirip açmakta olan bir sürecin adına dönüştü Hegel'le beraber. Böylece sadece bir epistemolojik karşılığı değil, bir ontolojik karşılığı da söz konusu oldu. Çünkü hakikatle eşleşen, hakikate tekabül eden, Malebranche'da da bunu görüyoruz. Tabii çok önceleri Hegel'den. Cabir ona da temas ediyor. Böyle bir noktaya geldi. Peki buraya geldi de bunlar özellikle modernite ve postmodernitede 20. asırdan sonra dikkat buyurunuz. Bak sizin uzadığınız, sizi yorduğumu biliyorum. Beni hoş görün lütfen, toparlayacağım. Bu noktalara evrilirken Kant'ın yaklaşımı, akla verdiği bu husus, Hegel'in bu yaklaşımları özellikle Einstein'ın
görecelik, görelilik yaklaşımı, mekan ve zaman algısının Newton fiziğinde olduğu gibi mutlak olmadığı, hatta mekan zaman birlikteliğinin söz konusu olduğu ve algılayana göre değiştiklerini ve göreceli olduklarının altını çizen yaklaşımı ve bu sürecin hızla insanları getirdiği kuantum mekaniği ve kuantum mekaniğinin tüm madde algımızı bütünüyle değiştirecek, tüm atom algımızı bütünüyle değiştirecek kapıları aralayan yeni buluşları ve inkişafları, özellikle Heisenberg belirsizliği olarak bildiğimiz atomun çekirdeğinin etrafındaki elektronun hareket ve konumuna ilişkin belirlenmedeki sıkıntılar hususu göz önüne alındığında, Batı aklı öyle bir noktaya geldi ki kendi kendisi üzerine düşünerek kendisinin bütün sınırlarını hemen hemen bütün alanlarda zorlayan bir noktaya geldi. Ve peki geldiği bu en son noktada o dayatmacı, evrenselci, her yerde aynı ve değişmez olan akıl anlayışını bırakarak değişime açık, gelişime açık, bulgularıyla hareket edebilen ama bu bulguları sonsuzca sentezleme kabiliyetiyle yeni şeyler söyleyebilen bir yeti olarak Batı'nın rehberi olmaya ve Batı'nın kültürünün ve geleneğinin efendim yegane dayanağı olmaya devam etmektedir ve konumu tam olarak da budur geldikleri yer itibariyle. Şimdi Cabir'i bu şekliyle ele aldığı ve bu şekliyle özetlemeye çalıştığı Batı aklının ardından peki bu durumda Arap aklı ne oluyor, nerede duruyor, nereye gelecek, nereye tekabül ediyor? Bütün bunlardan sonuç olarak ne anlamalıyız? Bizi bu nereye getirdi konusunun cevabını inşallah Cabiri dersleri 3 oturumumuzda, bir sonraki oturumumuzda siz değerli izleyenlerim ve sevgili öğrencilerimle paylaşmaya çalışacağım. Tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Şimdiden tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Hayırla geçirmenizi, maddi manevi feyzinden ve bereketinden nasipdar olmanızı diliyorum efendim. Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla, afiyetle kalınız.